Ya versin baban gülzar zahmet çekmesin. Bir gül açılmaz yüzün tek, verse bin gülzara su, diyor Fuzuli Su Kasidesi'nin 5. beytinde. Herkese merhabalar. Şimdi Su Kasidesi'nin 5. beytini inceleyeceğiz. Bu beyte baktığımız zaman karşımıza belki bilemeyeceğimiz kelime olarak bir baban çıkabilir. Baban, bahçıvan demek. Baktığımız zaman gülzar kelimesinin gül bahçesi olduğunu biliyoruz. Burada önemli olan bir kelime, edat var. Tek. Buraya dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü tek eskiden bizim gibi edatının yerini kullandığımız bir kelime olarak karşımıza, bir edat olarak karşımıza çıkıyor. Bu şiirde ve bu beytte tekin bu hem sayı manasına gelmesi hem de edat manasına gelmesi yönünden kullanıldığına da şahit olacağız. Şimdi burada Fuzuli ne diyor? Suya versin bağdan gülzarı. Şimdi suya versin bağban gülzarı. Yani bahçıvan gülzarı suya versin demek ne demek? Burada olumsuz, menfi bir anlam karşımıza çıkıyor. Suya versin demek, sele versin demek. Yıksın, geçsin, o bahçeyi artık iptal etsin demek. Suya versin baban, gülzarı zahmet çekmesin. Neden? Çünkü diyor ki, bir gül açılmaz yüzün tek. Bir gül açılmaz yüzün gibi. Verse bin gülzara su. Verse bin tane gül bahçesine su verse bahçıvan, senin gibi bir gül açılmayacak. O zaman zahmet çekmesin, zahmet etmesin. Boşu boşuna uğraşacağına hiç uğraşmasın daha iyi. O kadar bahçeyi sulayacak, o kadar gülü sulayacak ama neticesinde onun gibi bir güzel, onun gibi kırmızı bir gül açılmayacak. O zaman zahmet çekmesin. Şimdi burada karşımıza çıkan mevhum nedir? Bir, bağban yani bahçıvan sinirleniyor ya. Bir taraftan baktığımız zaman yani o kadar su veriyorum, bakıyorum, bahçeyi kontrol ediyorum falan. Ama onun gibi bir gül açamıyorum diye bir kıskançlık, bir böyle rahatsız olma hali söz konusu. Tabii bu işin bir de şu boyutu var. Bu beyitte bunu mutlaka görmemiz gerekiyor. Şimdi Su Kasidesi bir naat. Yani Hazreti Peygamber'e yazılmış bir şiir. Dolayısıyla şimdi burada gülü de gördüğümüzde hemen aklımıza bir eşleştirme gelmeli. Gül, işte Hazreti Peygamber'in güle teşbihi falan, bunları mutlaka düşünmemiz gerekiyor burada. O zaman şöyle düşüneceğiz. Ha, buradaki gül bizim Hazreti Peygamberimiz olur. O zaman ki Fuzuli'nin önemli olmasını sağlayan en önemli şeylerden bir tanesi şiirlerinin katmanlı yapısıdır. Birden çok hayal kurar, birden çok mana alemi kurar, birden çok anlatı dünyası kurar. Dolayısıyla demin bahçıvan sinirlenen bir zat iken bu sefer yani gülü Hazreti Peygamber olarak düşündüğümüzde o zaman baban hemencecik bir tanrı figürüne dönüşmüş oluyor. Tanrıyı sembolize eden bir kelimeye dönüşmüş oluyor. Ve aklımıza bu anlatı şeklinde düşündüğümüz zaman hemen şu hadis gelecek. Ne diyor Hazreti Muhammed? Diyor ki
Ben insanların yaratılışta evveliyim. Ama peygamber olarak da sonuncusuyum. Şimdi burada bu hadisi şerife bir telmihte bulunuluyor. Bu manada da düşündüğümüz zaman şiirin naat manası ortaya çıkmış oluyor. Burada tabi sanatlar bahsine, edebi sanatlar bahsine girdiğimiz zaman daha ayrıntılı bunları işleyeceğiz ve inceleyeceğiz ama burada şunu söylemek istiyorum. Neden bu hadise telmihi vardır dedik? Yani niye iktibas demedik? Değil mi? Şimdi şeyden ya bir bu tarz durumlarda bir söz aktarıldığı zaman buna iktibas deniyor. Ama biz burada telmih kelimesini kullandık. Terimini kullandık. Neden? Çünkü iktibas olması için ayetin yahut o hadisin veyahut o sözün olduğu gibi kullanılması gerekiyor. Yani bizim bugünkü makalelerde falan yaptığımız alıntı gibi. Yani tırnak içine alıp olduğu gibi alıyoruz ya makalelerde vesaire. Bu da olduğu gibi alınırsa iktibas oluyor. Fakat burada olduğu gibi bir hadis alınmamış ama o hadis orada işaret ediliyor. Bir mazmun olarak gizli bir şekilde orada bu hadise bir gönderme, bir atıf yapılmış oluyor. Dolayısıyla burada bunu telmih olarak nitelendirmek daha doğru olacaktır. Peki neden suya versin diyor o zaman. Şimdi bahçıvanı Tanrı olarak düşündük. Gülü de Hazreti Muhammed olarak düşündük. Peki niye suya versin o zaman Tanrı evreni veya dünyayı? Çünkü artık onun gibisi gelmeyecek ki. Yani burada şair şunu söylemeye çalışıyor aslında. Artık suya versen de olur. Artık yıksan da olur. Çünkü artık onun gibi bir güzel buraya gelmeyecek. Şimdi bu şiirin klasik yorumu. Bir de değerli danışmanım Profesör Doktor Saadet Karaköse'nin bana sorduğu bir sual ve neticesinde anlatmış olduğu bir durum söz konusu. O da hocasından öğrenmiş ve bana aktarmıştı. Çok sağ olsun. Şimdi burada bu beyitte bir gül var. Gülzar var. Bahçıvan var. Su var. Her şey var ama bu resimde, bu tabloda bir şey eksik gibi. Öyle değil mi? Yani bir klasik şiirde gül varsa, gül bahçesi varsa ve bahçıvan varsa orada bir bülbül olması lazım. Peki burada bülbül nerede? Ne diyor? Verse bin gülzara su. Bin dedi. Peki binin Farsçası ne? Hezar. Peki bu Farsça hezarın başka bir manası daha var mı? Elbette ki var. O da bülbül. Ne oldu? Fuzuli bu tablonun içine bülbülü saklayıverdi. Sanki bir tablo gibi düşünün bunu. Sanki çalıların arkasında durmuş o gül bahçesi etrafında meydana gelen temaşayı seyrediyor. Şimdi bir de şunu burada belirtelim. Tek edatından bahsetmiştik burada. Şimdi yüzün tek diyor değil mi? Yüzün tek virgül açılmaz. Peki burada yani yüzün tek virgül açılmaz derken ne demek? Gibi edatı olarak kullanılmış. Ama burada tek kelimesinin, bir kelimesinin yani burada eşsiz manasında alacağız bunu. Bu eşsizliği çağrıştıran bir kelime de olabileceğini düşüneceğiz. Bu bize bunu düşündürebildiği için buradaki tek edatında, tek kelimesinde bir tevriye olduğunu mutlaka düşüneceğiz. Evet, şimdi gelelim beytin bir de vezin boyutundan incelenmesine.
Efendim failatun 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 faillü veznimiz. Şimdi ne diyor? Suya versin dedik gitti. Ne olması lazım demek ki? Bizim su ecesini kapalı hale getirmemiz lazım. Bunu nasıl yapıyoruz? İmale ile yapıyoruz. Suya versin. Baban gül gitti. E şimdi bağ orada bizi böyle bir içimizi gıcıklayan, bizi böyle bir heyecanlandıran bir kelime haline gelmesi lazım. Neden? Çünkü hemen medya buluyordu ya bunu da falan diye düşüneceğiz. O zaman orayı hemen görünmez ığımızı yerleştirdik. Ne oldu? Bağban. Bağban gül. Ne oldu? Failatün. Şimdi ne oldu o zaman? Suya versin. Bağban gül. Zar zahmet çekmesün. Alt tarafa bakıyoruz. İkinci mısraya baktığımız zaman ne görüyoruz? Bir gül açıldı. Peki. Şimdi bizim ikinci hecede bir açık ünlüye, bir açık sese, bir açık heceye ihtiyacımız var. Peki bunu nasıl sağlayacağız? Bir gül a diye gidiyor. Bak gül açılmaz dediğimiz zaman hemen oradaki ulamayı göreceğiz. Vaslı göreceğiz. Bunu demek ki biz ulama şeklinde okuyacağız. Fakat ikinci hecede yine de bir kusur oluşacak. Nasıl? Bir gül açılmaz. E üçüncü hecemizin kapalı olması gerekiyor. O zaman oraya da bir imaleyi hemen koyacağız. O zaman ne olacak? Bir gül açılmaz yüzün tek versemin gül zara su. Ha, o zaman oturdu. Beyt toparlayalım. Suya versin bağban gül zarı zahmet çekmesin. Bir gül açılmaz yüzün tek versemin gül zara su. Evet. Böylelikle su kasidesinin 5. beytini de incelemiş olduk. Herkese saygılar ve sevgiler.